Merhaba arkadaşlar, kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım, bugünkü videomuzda Van İpek Yolu Belediyesi'nin zabıta memuru alımı var. Bu duyuruyla ilgili tüm açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Duyuruya baktığımız zaman zabıta memurluğu alanında 26 adet atamamız gerçekleştirilecek. Nitelikler bizler için oldukça önemli arkadaşlar. Burada belirtilen fakültelerde mezun olmam gerekiyor. Artı en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıyım. Mesela sadece ilgili bölümden mezun fakat ehliyet belgem yok. O zaman başvurum olumsuz sonuçlanacaktır arkadaşlar. P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak bizler için belirleyicidir. Zabıta memurluğu alanında 4 adet atamamız gerçekleştirilecek. Sadece bölüm şartını taşımam ve 60 puan almış olmam benim için yeterli olacaktır. Ehliyet şartı aranmamaktadır arkadaşlar. Ehliyet şartın arandığı alanlarda mutlaka sahada çalışacaksınızdır arkadaşlar. Bu nedenle sizlerden ehliyet istiyor olabilirler. Başvurunun genel ve özel şartlarında önemli olan noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. 2020 yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmam gerekiyor. Ayrıca erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmam gerekiyor. Belirtilen boy ve kilo endeksini sağlamıyorsam elenme sebebi olacaktır arkadaşlar. Yaş şartımız oldukça önemlidir. 30 yaşını doldurmamış olmam gerekiyor. Ve belirtilen alanda B sınıfı sürücü belgesine sahip olmam oldukça önemli. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman internet adresi üzerinden başvuru formu yayınlanacak arkadaşlar. Sizler bu başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Nüfus cüzdanınız veya kimlik kartınızın aslı ve fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgenizin aslı, KPSS sonuç belgemizi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden Ctrl+P diyerek çıkartabiliriz. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı E-Devlet sistemi üzerinden çıkartacağız. Görevinizi devamlı olarak yapmaya engel bir durumunuzun olmadığına dair beyan vereceksiniz. Sürücü belgenizin aslı, son 6 ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf bizlerden istenilen belgeler içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlarım, başvurularımız Mart ayının 22'sinde başlayacak. Mart ayının 26'sı saat 4'e kadar. Burada belirtilen adrese elden teslim etmeniz gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Online bir başvuru söz konusu değil. KPSS puanımız belirleyicidir arkadaşlar. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bizler sınava giriş belgemiz belediyenin resmi internet adresinden takip edeceğiz arkadaşlar. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler başvuru yapacaksanız ya da çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa mutlaka web sayfasını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sınava girerken sizlerden giriş belgesi istenecektir. Bu belgeye sahip değilseniz işlemlerinizi yapamazsınız. Ayrıca şunu da parantez içerisinde belirteyim ki diyelim ki sınava katılmaya hak kazandınız, size herhangi bir bildirimde bulunmuyorlar arkadaşlar. Sizlerin takip etmesi gerekiyor. Sözlü ve uygulama sınavımız Nisan ayının 19'unda gerçekleştirilecek. 23 Nisan'a kadar devam edecek arkadaşlar. Saat 9'da başlayacak uygulamalı ve sözlü sınavımız. Burada belirtilen adreste gerçekleştirilecek. Sınav konularına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsamaktadır. Uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi ve sportif dayanıklılığınız ölçülecek arkadaşlar. Değerlendirmede baz alınacak kriterler burada yer almaktadır. KPSS puan türümüz bir yere kadar belirleyici oluyor. Sözlü ve uygulamalı sınavların aritmatik ortalaması alınarak bir nihai liste oluşturulacaktır. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Umarım istediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleşir. Sonuçlar açıklandığı anda duyurumuzu yaparız ve atandığınızın haberini alırız. Konuyla ilgili olarak aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genelde YouTube bildirimleri göndermiyor. Bizler Telegram grubumuzdan anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.